Hanımlar ve beyler, bir Diablo videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Diablo 2 Resurrected Leader videosuyla karşınızdayım. Fakat şöyle bir şey yapacağız. Biliyorsunuz 2.4 patch geldi arkadaşlar. Test Realm zaten season'dan başlangıcı. Bazı build'lere değişiklik yapmışlar. Özellikle bir Paladin'de bir skill'i öne çıkartmışlar o build'ü. Ben de size bugün onu tanıtacağım. Heaven build'i arkadaşlar, yani cennetten bir şeyler indiriyorsunuz yaratıkların üzerine, o şekilde de onları öldürmüş oluyorsunuz. Fakat Hammerdin build biliyorsunuz çok çok ünlüdür, bunda fanatizm de vardır. Onu daha önceki kanalımızdaki build videolarını size ben anlatmıştım ama bugün farklı bir build ben size hazırladım. Sizin adamım daha burada 17, ben ona doğru ilerliyorum. Daha itemlarımız pek yok. Bir tane druid açtım ben. O da maul yapmak istiyorum sezonda. Amazon'u bayağı ilerlettim. Onunla biraz itemları düşürmeye başladım. En azından bu adamları sezonda ilerletebilmek için. Ama ben eski adamımı biraz değiştirdim ve size o build'ü hazırlamış oldum. De ben benim paladinimi kaybettim ya. Nerede benim aslan parçası paladinim? Biz onu tıklayınca gitti. Şurada. Şimdi biz direkt play diyeceğiz. Ben daha buna hele geçmedim ama çok fena çalışıyor arkadaşlar build. Hammerdin yapmak istemiyorsunuz. Yani etrafınızda o daha önce Diablo oynayanlar bilirler. Hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Şöyle yapalım T'den. Arkadaşlar şu Blessed Hammer, bunu siz devamlı etrafınızı çeviriyorsunuz. Blessed Aim ve Vigor skilllerine bonusları veriyorsunuz ve build'ü hazırlamış oluyorsunuz. Tabi şimdi ben çok sevdiğim bir build değil, ben fazla kullanmadım bunu ama benim çok kullanan arkadaşım vardı eskiden. Bunun çok meraklısı olduğunu biliyorum ve bunu hala çok keyifle oynayan arkadaşlarımız olduğu da bir aşikar. O yüzden de ben arkadaşlar bugün farklı bir build yapmak istedim size. Yani artık şöyle Fist of Heaven'ı çok geliştirmiş oldular. Arkadaşlar şuradan bonusunuzu alıyorsunuz. Fist of Heaven %50 magic damage per level, işte hayat mayat dolduruyor yardımcınıza veya arkadaşlarınıza. Gıcık nasıl healer bile oynayabilirsiniz. Çok yüksek bir heal atabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir skill'e şöyle bir değişiklik yaptı arkadaşlar. Artık Demon ve Undead'lere çok müthiş vuruyor bu skill. O yüzden de bayağı bir enteresan bir hale gelmiş oluyor. Bakın şu anda Magic Damage 4191 vuruyor. Ama biz aslında bunu kullanmıyoruz. Biz bunu kullanıyoruz. Zaten bu kafadan size onu yapıyor. Yani siz onu yaptığınız zaman bu Holy vuruşu, yani kutsal bolt, kutsal yıldırım, neyim, ok, hepsi tarif edilebilir. Onu yapmış oluyor size etrafını. Yani siz bunu kafadan vurmuş oluyorsunuz ama esas vuruşumuz bu. Arkadaşlar bu Lightning ile beraber bunu vurmuş oluyor. Çok yüksek bir damage atmış oluyorsunuz. Holy'de ben pek kullanmıyorum ama bu Fist of Heaven emin ol ki yetiyor. 30'a kadar normal şu skill'lerle ilerleyin arkadaşlar. Yani zil, işte ne bileyim, Sacrifice da bunlarla idare edin, bunlara vurun ama 30'a geldiğiniz zaman artık şu Holy Moly çok etkili olmuyor, oyunu kasamazsınız. Ama şunlarla bir normal savaş gibi savaşın, 30'dan sonra buna abanmaya başlayın. Şimdi şöyle söyleyeyim, ofans da arkadaşlar burada Holy Shock da çok yüksek bir bakayım. Holy Shock çok yüksek bir %7 kadar damage veriyordu, bir dakika ona. Şurada yapıyorum. Evet aynen. Altta %7 Holy Shock, %15 Holy Bolt. Yani bu hepsini fulllemeniz gerekiyor. Tabi fullledikten sonra şunlara birer tane vermeniz yeterli. Şu 10 shield blokumuzu bayağı iyi bir hale getirmiş oluyor. Şimdi ben defansifler şu Vigor açacağım. Bu Vigor'u başta açabilirsiniz. Ben ihtiyaç duymadım. Sonda onları fulllemek istedim. Sonra şurada 1, 2, 2 skill, 3 skill daha verdim mi ben bu Vigor'da açmış olacağım. Vigor bana bayağı bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Yani koşma hızı, adamınızı rahat kasma, arkada takım arkadaşlarınızı çok hızlı ilerletme olarak ekleyebilirsiniz. Onu da F5'e ben koyacağım. Oradan işi bağlayacağım. Şimdi F2'den biz defansımızı bastık. Gayet iyi bir, fena olmayan bir orana bizi getirmiş oluyor. Yani büyük bu şekilde, değil mi? Şu Vigor yaptığınız zaman tamamlanacak. Ha, şunu söylemiştim arkadaşlar, pardon.
Convention var arkadaşlar. Burada bu çok önemli. Resist al eksi 95 yaratıklara ve defanslarını eksi 86 indiriyor. Ya, takımla oynarken kendiniz müthiş bir şekilde grubunuza yardımcı oluyorsunuz. Hem heal yapabilirsiniz hem de çok yüksek onların defansını, resist ağlarını indirebilirsiniz. Biz de şimdi magic vuruyoruz. Holy moly lighting falan. O yüzden bize bu lazım. Bu çok önemli çıkarım biri. Çok fulleyeceğim ben bunu. Garanti olsun. Ama level azıcık 80, 90'a kadar bunu fulllemiş olursunuz. O zaman da kafanız ağrımaz. Şu Holy Shock'u oynarken kullanın. Çok yüksek bir lighting veriyor size. Yani şöyle yapmış oluyorsunuz. Ben hemen F4'ten, bakın F4'ten altıma bunu almış oluyorum ben. Ve etrafıma sürekli arkadaşlar 1578 vuruyor ve böyle aynı zamanda ben atak yaparken de çok yüksek bir lighting vurmuş oluyorum. Yani sizin herhangi bir şu atak skilllerinizde adamınızı kasarken bu Holy'yi yapın abi. Yani bunu koyun, level 24 falan açıyor bunu. Ondan sonra siz hem damage vuruyorsunuz hem de etrafınıza da ekstra lightik vuruyorsunuz. Çok rahat sizi adamınızı kastırıyor. Şimdi şöyle bakayım, burada anlatacağımız ekstra bir şey var mı? Zaten bunları mecbursunuz vermeye. Burayı açmak için. Bakın şurada da mecbursunuz burayı açmak için. Ama şu defansı da fulleyebilirsiniz. Puanınız artarsa. Tabii şimdi arkadaşlar biz hemen şuradan ben 156 strength, yani level 72'de miyim ben? 72'de dex hiç vermiyoruz. Tabi silahınız falan varsa ufak level alma silahları, onlara mecbur vereceksiniz. Sonra sıfırlıyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Ben artık maksimum vitality'ye, yani hayata basıyorum, enerji falan gerek yok. Şu an dayanıklılığımız fena değil ama daha iyi olabilir. Onu da şimdi şöyle göstereyim. Şimdi biz level alırken arkadaşlar şu armor çok işinizi görür. Niye böyle bir şey mi gitti? Aman abi. İnternet düşme oldu. Vallahi armor'u götürecek yani. Arkadaşlar şu set müthiş. Ben bunu bu setlerin hepsini arkadaşlar şeyde anlattım. Kanalımızda çok güzel bir Paladin videosu var. Orada bu setleri ne kadar güçlendirebildiğinizi adamı anlattım arkadaşlar. Bu sette tamamen magic eğer buluyorsunuz ve düşürmüşseniz atın kenara, level 17'de kullanmaya başlıyorsunuz. Şu şekilde çok o levellere çok güçlü oluyorsunuz. Hele şu, şimdi onlara birazdan gireceğiz. Onlar yoksa elinize daha bu speedler. Emin olun ki adamınızı yaparken millet bunları sağa sola atar. Firilere, mirilere girin bakın. Arada bir bunları hemen kapın abi. Hiç düşünmeyin. Hele bununla falan ben o videoda göstermiştim. 190 tüm elementler dayanıklı falan oluyorsunuz. Gayet de iyi bir settir arkadaşlar bunlar. Bunların hani hepsini kullanabilirsiniz. Bu şu Timat. Monarch bakayım şuna bir. Bu bayağı yüksek. Arkadaşlar bu daha çok barbar için bu. Bir de Smith Paladin de olabilir ama daha çok barbar için bu. Şerefen kullanıyorduk biz bunu. Nasıl diyeyim, düellolarda falan. Bu da gayet iyi kullanabilirsiniz. Şu Irata'nın yine bakayım. Bunun kolyesi falan da var. Bunları mutlaka kullanın. Bu setleri es geçmeyin arkadaşlar. Çok adamınızı rahatlatır ve rahatça adamınızı level aldırırsınız. Bu ufak tefek dandik setlerle. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim adamın büyüklüğü, ben bu adam arkadaşlar çok pahalı değil. Ucuz bir şekilde ben size adamı en azından oynama şeklini göstereceğim. Yoksa çok pahalı enigma menigmalara falan, bunların hepsini biliyorsunuz. Run videolarında bu setlerin hepsine ulaşabilirsiniz. Bu runlu silahlara falan. Onlara falan ulaşabilirsiniz. Ama bizim runlu silahlarımız en ucuzlar arkadaşlar. Taltun, Or, Am. Ve iki tane speed takıyorsunuz. Zaten artı 4 al skill veriyor. Şu biraz nazlı. Leader yapıyorsanız biraz zor ulaşırsınız. Bunu biraz zor verirler. Düşerse de çok şanslı olur. Bu da şako olarak kullanabilirsiniz. Bu da şimdilik yeterli. Bu Guardian Angel gayet iyidir. Blok şansınız, Paladin skill'leriniz. Bakayım. Bir de maksimum al resistance çok arttırır. Yani şu setlerle beraber, ufak setlerle bunu da koyarsanız %90'a ulaşmış oluyorsunuz. Hatta bizim bakın şurada Poison'ın %90 şu anda. Yani hemen hemen çok az yemiş oluyorsunuz Poison'lardan. Öbürküler biraz zayıf. O da neden oldu şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi Triangle Oil ben kullanıyorum. Oils, oil diyorum ya, Oils. Arkadaşlar bu bize en büyük avantajı Face Cat Rate lazım bize. Yani çok hızlı atak.
Yani çok hızlı bizim bu skill'i vurmamız lazım. O yüzden de bu eldivende bu mevcut. Bunu da koyarsanız bir avantaj oluyor size. Şuraya iki tane, hatta şunu şöyle koyalım. Bizim işimize yaramıyor. Şu donmamayı da koyabiliriz. Şöyle bir koyayım ben. 40 mana, Cold Absorb ve Fire Absorb. Ya bu ikisi şu anda bana bendim kemerde var. Donmama. Bu çok güzel Necron'un seti. Ama ben bunu da koymuş oldum. Biraz da Cold Mold vurabiliriz. Bir de arkadaşlar şey, Absorb veriyor bize. Yani Cold ve Fire'dan daha az yiyebilirsiniz. Bir sürü seçenek var. Son of Jordan'lar falan var abi. Onlar çok çok pahalı, artı birler falan. Şuraya artı bir kemer falan takıyorsunuz. Benim size amacım mümkün olduğu kadar oynanabilir bir halde size oyunu oynatmaya çalışmak. O yüzden de bunları koymuş oluyoruz. Arkadaşlar şu Mage Fist de çok iyi. Pardon, bir şey içelim. Bayağı boğazım kurudu. Evet. Arkadaşlar şu Mage Fist'e işiniz görür. File skill'i falan görmeyin. Fast Cast Rate yaparken, yani daha hızlı size atak yaptırması için bunu kullanıyoruz ama abi beni intrapladı ya. Yani bu nasıl oldu anlamadım. Biraz girelim. İşte oyundan düşürdü. İnşallah benim o Mage Fist'i götürmemişimdir ha. Ya, elimde kalmış var ya. Amanın. Şimdi demin de bir şey vardı, bir gitti geldi falan. Şimdi arkadaşlar bu eldiven de çok işinizi görür. Botların hepsi olabilir. Şu Sigon'larla adamızı falan kasabilirsiniz, her zaman söylüyorum. Arkadaşlar şu bot gayet iyi. Çok hızlı koşma sağlıyor, yok edilemez. Ateş 45 tane falan. Gayet iyi. Biraz darbeleri de manadan falan götürüyor. Bu da şimdilik işinizi görür ama bunun esas daha iyi botları var. Özellikle bu bakayım. Benim burada var mı maalesef, yoksa yani şimdilik bu botu koydum ben ama her işimizi görüyor arkadaşlar. Şimdi kolye, bu kolye de biraz enteresan. Artık all skill biraz pahalı olabilir. Bu demonlara ve ölümsüzlere, yaşayan ölülere gayet iyi vurduruyor arkadaşlar bu demiç olarak. Bir de defansif aura'mız da artı bir veriyor. Bir de artık all skill veriyor. Defansifleri pek kullanmıyoruz ama bu da gayet işinizi görebilir. Daha iyi kolyeler var. Artı 2 düz all skill verenler. All resist falan veriyor. İsmi aklıma değil inanın. Ama tabi onlar çok çok daha pahalı. Biz daha onlara ulaşamadık burada. Ama bu da çok kötü bir kolye değil. Yani gayet işimizi görüyor. Şimdi şurada bakayım. Arkadaşlar şu, bunu bulursanız bu da çok iyidir. Artı 1 all skill. Bakın yine orada faster cast rate var arkadaşlar. Bu da buraya takılabilir. Yani bunu da kullanabiliriz. Bu da aklın köşesinde olsun. Bunu da koyarsanız daha hızlı. Hatta ben bile koyabilirim. Daha hızlı skillimi kullanabilirim arkadaşlar. Şurada şu artık al paladin skill falan. Bunlar daha çok atak matak için ama şu falan speediniz falan yoksa şimdilik bunu koyabilirsiniz. Yine idare eder. Bakayım şurada. Mana. Şu fast cast manalarınızı çok doldurmak için ama. Şimdilik arkadaşlar bu şekilde yani kullanabilirsiniz. Yani şu Irata ve şu neymiş, Milap Rex Rock'muş. Bunlarla da adamımızı level aldırabilirsiniz. Yani bu setup gayet iyi. Şurada herhangi bir hayat all resistlerimiz olabilir charmlarda. Şimdi adamınıza geldiğiniz zaman arkadaşlar şöyle göstereyim ben. Bu çok önemli bu adamda. Yani şu insight'ı adamımıza takın. Meditation veriyor. Aura biliyorsunuz bizim manamızı çok hızlı doldurur. Hemen bitirmiyor gibi bir şey. Ben şunları taktım. Bu da aslında paladin setleri bunlar ama çok kullanılan setler değil. Ben adamda kullanıyorum. Ne yapıyor? Onlara weekend falan atıyor arkadaşlar. Onları zayıflatma, mayıflatma, ekstradan bir daha atıyor. Bu da çok çok iyi bence. O yüzden de bu seti ben adama taktım. Adamı da bayağı bir dayanıklı hale getirmiş oluyor. İşimizi görüyor açıkçası. Buraya Taldraşan'ın şapkaları falan da konabilir. Şimdi arkadaşlar bu build bu şekilde anlattık ama çalışma şeklini şimdi şurada en pis yerlerden birini götüreceğim. Sizi orada anlayacaksınız. Ben bu adama daha hele geçmedim. Nightmare'deyiz ama o kadar iyi çalışıyor ki bu adam. Hatta şuna bir geçelim. F3'e. Şimdi zayıf atmayı koymuş oluyoruz. Biz demonlara ve şeytanlara çok yüksek vuruyoruz arkadaşlar. O yüzden de hatta şu anda skill'lerimizin leveli hemen hemen 29'a kadar çıkarabildik. Şuradan bir bakayım.
Abi şu an dem içimiz 2904. Arkadaşlar bunu setlere falan çok çok yükselt çıkartabilirsiniz ama bize daha onlar yok. Yani şurayı komple örneğin bu neymiş bizim burası bizim kombatları full doldursanız yani bunu yani 35-40 lira kadar çıkarabiliyorsunuz. Torch'la dahil bir torch morch koyuyoruz falan. Onun için vaktim olmadı benim. Bir sürü oyunları ben sürekli oynuyorum, değiştiriyorum. Aslında Uber'leri kesip o torch'u alıp bir de özel bir charm var. Onlara art 4 skill daha ekleyip bayağı yüksek bir hale gelebiliyorsunuz. Ama şu anda adamımız çok kötü değil. Şimdi hemen F2'den hemen armor'umuzu basıyoruz. Oldukça bize iyi bir dayanıklılık sağlamış oluyor. Bu şekilde de oynamaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi nasıl kullanacağız bunu? Altımıza çok şu şekilde vuracağız. Onları direkt götürüyorsunuz. Bizim levelimiz buralara. Buraların leveli zaten. Daha hele şu şekilde. Şöyle devam edelim. Şimdi Vigor'umuzu almadık. Vigor'u alsaydım ben adamı hazırladım. Eğer Vigor'u almış olsaydım hiç daha hızlı ilerlemiş olacaktım. Arkadaşlar çok güçlü bir bütü ya. Yani bence Hammerdon'la yarışır mı yarışmaz mı onu ben Hammerdon'u oyna of ona. Ya iyi olmuş lan doğru zannettim ya. Onu Hammerdon'u oynayan arkadaşlar eğer şeyse bir mesaj olarak atabilirler. Orada hani Hammerdon'u ben kullanmadığım için ama emin olun ki çoğu şeye tek atıyorsun. Yani şu anda ben eminim ki bak bu kadar hızlı burada kesiyorsanız Night şey Hell modda da uçacaksınız arkadaşlar. Yani ondan emin olun. Sadece Lightning tane yaratıklara biraz zor vurabilirsiniz. Holy hepsine vuruyor. Hele Demon'lara, Moon'lara zaten Armbit'lere falan uçuyorsunuz yani. Ne ölme bir şey ölmedi orada. Vaktan mı bilmiyorum. Şunu bir alalım. Biraz daha adam nazik. Dayanıklılığa biraz zayıf. Ama adamı maksimum hale getirdiğiniz zaman çok rahat yapmış olacaksınız. Emin olun. Abi bakın bir de acayip zor vuruyordu yani. Bunların hepsi Undead ve Demon. Yani yaşayan ölü ve şeytan. Hiç şansları yok bize. Bir de onların şu yeşil altımızda onları bakın altına çıkarıyoruz direkt onları görüyor musunuz? Bakın şöyle. Onlar o şekilde olduğu zaman anında dayanıklılığa düşürmüş oluyorsunuz. Ve bir anda da onları öldürmüş oluyorsunuz. Çok sağlam dediğim gibi çok hoşuma gitti bu bit benim. Yani bu şekilde oynuyorsun. Fena bu adam. Diyorum ya biraz dediğim gibi Lightning ve Hell'de onlara biraz zorlanabilir. Sadece elektrik dayanıklılığına. Onun haricinde bu adamla aşırı bir sorun çıkartacak. Ben tahmin etmiyorum. Hell'de denemedim. Ben deneyeceğim onu. Ama size bu build'i bu şekilde gösterip hazırlamak istedim. Ben bir yandan LED'e devam ettiğim için hani bu adamlar falan devam etmiyor. Ben build hazırlamak için gerektiğim merak değilim arkadaşlar. Size göstermek için. Manamız muramız hiç sıkıntımız yok. O adam çalışması güzel. Zaten fazla iş düşmüyor yardımcınıza. Şu arada bir tazeleyeceğiz tabii şunu. Hayat basalım şurada sağlam bir grup gelecek. Bir bakalım nasıl vuracak bunlara. Ben bunu hazırladım ve sizi yapıştırdım. Yani hiç bu şekilde kullanmış oldum. O yüzden de bu şekilde devam etmiş oluyoruz. Şuradan devam edelim. Çok rahat oynanıyor. Hiçbir sıkıntı yaratmıyor adam. Esas şimdi bir yukarıda doğru çıkacağız. Şurada sağlam bir grup daha gelecek. Şuraya vuralım onlara. Aa, bunlar en pis gruplar. Hemen tek atıyoruz. Şimdi şuradan bir tane şunu alalım. Açmadığımız bir şey mi var? Ha. Şimdi Diablo'ya bir vuruşa bakalım. Diablo biraz dayanıklıdır. Bakalım durum nasıl. Fena vurmuyor Diablo'ya. Adamı götürme ya. Yani bu şeyler, bu bosslar şeyi çabuk öldürürler. Biraz adamımız dayanıksız. İyi yiyoruz. Her şeyin bedeli var. Abi Diablo'yu çok fena öldürdük. Yani böyle çok zorlanmadan. Hatta ne dersin düşündün sen?
Abi bu çok güzel bir setting'ini düşünmüş. Adam yapmaya 1'e 1 bu set. Level 3'te kullanıyorsunuz. Cold Resist direkt 20. Bunun botu var bir tane. Bir tane daha bir şey vardı ama tam hatırlayamadım. Arkadaşlar bu çok güzel bir set. Bunu düşürürseniz tutun. Hatta ben tutacağım şimdi. Impossible. Niye impossible? Ha, şunu koymuşsun. Bir çok güzel bir shield'im var arkadaşlar. Bu da sarılardan bayağı iyi. Ama elimizde şimdi şu var. Bunda Fast Cast Rate var. Bir de bunda Faster Cast Rate var. O yüzden bunları takıyoruz. Aslında normal paladinize, yani combat paladinize bu baba shield'den bir tanesi. Tabi bunların Zakarum Makarum var da. Onları diyor muyuz? Zor satıyorlar. Uğraşmayın yani. Bakın böyle sarılar bu zaman tutun abi. Bak her şeyi veriyor. Bir de yani işinizi görür yani bu. O yüzden bu tip shield'ler de önemli. Biz şimdi buradan devam edeceğiz. Şuraya doğru ilerleyeceğim ben. Artık baba yerlere gireceğim. Örneğin şuraya bir girelim mesela sizle. Bu adamı deniyoruz şu anda. Bunlar hiç çabuk. Hepsine tek atacağız. Yani şu anda AK5'teyiz. Devam edelim. Bunlar ne? Mühür bunlar. Dimo falan değil. Bunlar birazcık daha dayanıyor. Hafiften. Yani bir atacağınızı iki atıyorsunuz. Tek farkı o. Diyorum ya. Şunu alalım ya. Şöyle devam edelim. Bir de şuradan bir vuruş yapayım ben. Bir de şimdi sona doğru gideceğiz. B'ye doğru. Yani burada denemiş oluyoruz adamın. Bunlar minion. Şöyle tam verilmiş ama şunlar tek yiyecek. Ah şöyle yiyecekler. Ha arada kaynamış şey. Şu enteresan bir bakayım neymiş o. Enteresanmış zaten. Çeliler titren atıyor ama adamız yapak 39 levelde hiçbir şeyin yoksa gayet iyi. Yani şunu alalım. Abi şu great hill'leri de alalım. Onlara gerek yok. Şu süperleri alalım. Şimdi bizi buradan yap. Tabi aktör. Vigor'u verin ya. Bakın ben Vigor'u adam yapmak için build hazırladım. Dalmışım. Öbürlerini fullledim. Vigor'u yavaş kaldı adam biraz. Ama o şu Vigor'u mutlaka. Vigor dedim. Şunu göstereyim. Bazı arkadaşlarım abi diyor. Tam bir göster diyor. Biz de ona göre yapalım. Yani şu lan. Şunu koşma skill'i mutlaka vermemiz lazım. Yani onu level aldıkça vereceğiz arkadaşlar. Şimdi biz B'ye doğru ilerleyeceğiz. Sizlerle beraber B'yi keseceğiz ve ben hele geçeceğim. Çok sağlam. Aslında bakın burada böyle oynuyorsanız hele hazırsın geç artık diyor oyun sana. O yüzden de yani burada testlerinizi yapacaksınız. Hemen değil abi. Korunuz, blokluyoruz onları biz. Bayağı bir blokladım. Bana patladılar ama dur bakayım. Tamam şu fullumuzu alalım. Bakayım. Ne abi en ağrısı? Tamam. Şu adam deniyoruz ya. Geliyor bize kafa attı ya. Evet abi hemen bulduk zaten yerini. Değil mi? Vigor'la uçarız yani arada. Arada bir mesela F5'ten Vigor'a geçeceksiniz. Hemen ardından tekrar F3 veya F4. Hatta şeye geçelim. Şimdi F4'ten elektriğe geçeyim. Elektrikle devam edelim. Bundan hiç şansı yok. Hepsi yaşayan ölü. Bu da şeytanmış. Ne yapacaksın abi sen? Ha? Bunlar hepsi şeytan. Bunlara bubble çakıyoruz biz. Abi baksana. Abi şöyle o kadar ışıklı bakıyor. Şu ogre düşünüyorum. Şunu bir koyalım. Impossible. Abi hiç mi yerim yok lan? Abi şeye götürmedik. Abi yapma. Dörtlü çıksaydı bizim elemana yapacaktım bir tane. Biz devam edelim. Kırık gruplarda diyorum ya. Oynadığınız zaman da çok harika işler çıkarırsınız. Gruba karşı tarafın yani siz büyücüleri ve aynı anda nasıl diyeyim savaşçılardan çok yüksek bir onların defansını ve dayanıklılığını düşürdüğünüz için darma duman edecek onun arkadaşlarımız veya grupta oynayan arkadaşlar. O yüzden çok çok faydalı bir adam arkadaşlar. Yani gruba da çok keyif alıp da insanlara oyunu kastırırsınız yani emin olun. Ben bunu yapacağım. Lider yapacağım adamı. Tabii uzun sürebilir bu itemları. Bak bunları da toplamak oldukça uzun sürecektir. Ki bunun maksimumu değil bu adamın. Maksimum yaptığı zaman zaten abi dağıtıyor bu adam ya. Abi çok fena bu adam. Ya,
Yani bu adamı öneriyorum. Şiddet salak işinde. Abi yok ya hiç. Ya burası hele yakındır yani. Hemen hemen her zorluğunda sayılır buralar. Ya bizim dönemimiz 70'lerde abi ya. Abi siz de özlerim. Bakın daha çok ne kadar hızlı XP alıyorum. Eğer bu kadar hızlı alıyorsam benim levelimdir buralar yani. Şimdi şuradan bir tane açalım şundan. Ne oldu? Ne olmaz. Kazaya mazaya gider. Şimdi kafamda da şey var. Debuff var. Bence Hammer'dan sıkılanlara Hammer'dan abi ben Hammer'dan oynamak istemiyorum. Yani o çevirme skill'ine en popülerine. Abi bu da iyi bir alternatif. Bunu iyi yapmışlar ve değiştirmişler. Bence güzel olmuş. Adam her işimizi görüyor abi. Tıkır tıkır ilerliyor adam. Tabii ki Enigma armor falan yapıyorsunuz. İşte artı bir skill'ler falan veriyor. Bir de şuraya artı 3 bir tane. Ben hep size söylemiştim tüm videolarda. Fail olması gerekiyor. Yani bir toplamın böyle zincirlisi arkadaşlar. Onun bir taş kombinasyonu var. Onları falan yaptığınız zaman adamımız çok güçlü oluyor, çok hızlanıyor. Işınlama, fırçlama falan oluyor. O zaman bu koşma skillerine falan ihtiyacınız olmuyor. Abi, abi çok fena bu adam. Tek atıyorsun ya. Şuna bak. Abi bu adamı yapın yani. Bir de daha onun şeylerini düşürmedim. Sadece damage yapıyorum şu anda. Ben hep ben düşürmedim yani. Çok çok iyi adam, çok iyi. Abi şunu alalım biz. Yavaşlatıyorum ben, başlatıyorum sen şimdi. Hiç yani mana sıkıntımız da olmuyor. Adamın hızı da iyi. Ya splitlerle en ucuz şekilde ya bu işi görürsünüz yani benim bu. Yani şu ikili kombinasyonda. Bunları çok ucuza bulabilirsiniz. Kendinizi çok rahat taşlarla yapıyorsunuz. Yani çok yüksek taşta ihtiyacı yok. Sonra yüksek taşlara kasarsak. Şuna bakın nasıl vuracağız. Abi yapma. Mitrap oldu, şey oldu. Oyun tuhaflaştı ya. Abi çok çok iyi bu adam. Yani bunları bu kadar hızlı kesiyoruz. Daha ben lightip vurdum. Yani şunu da daha hızlı kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şu daha iyi. Kesmeniz bununla. Hatta sizlere beraber geçelim artık hele. Bakalım Beyli abimiz bize ne yapacak? Ben Beyli nasıl vuracağım? Abi çok güzel vuruyor Beyli. Ya benim manamı götürüyor arkadaşlar da bak. Ondan işi götürüyor yani. Abi çok güzel. Yani adam gerçekten çok iyi. Bu adama şiddetle öneriyorum. Şuna yerim yok abi ya. Şu olabilir. Bu daha güzel bir level silahı. Hayat çalıyor. Lighting okay. Sizin levelinizle beraber level alıyor silahta. İyi oyu koyalım. Tamam. Geldin mi abi? Tier yılcım. Artık direkt hele hazırız ve hele sizlere beraber geçmiş oluyoruz. Şöyle hızlı geçeyim ben. Şimdi şampiyon mu oldum ben? Evet şampiyon olmuşum. Şimdi şöyle play diyeyim. Bir herde bir deneyeceğim hemen adamın başta. Şimdi tamamen sizlerle deniyoruz şu an her şeyini. Ben bu adamı sevdim. Hatta bu adamı biraz okşuyla biraz ilerleyeceğim leader'da. Ondan sonra onun item'ı düşüp bu adamla daha rahat kasabileceğime inanıyorum. Daha ucuz item'lar var çünkü üzerinde bu adamın. Okçunun çok pahalıdır item'ları. Ama bunun çok çok rahat. Hemen ilerleyelim şuradan. Artık hell'deyiz. Bakalım adam hell'de nasıl vuracak. Bakalım. Arkadaşlar falan. Hell'i çok rahat yapıyorsunuz. Çok fena işi götürüyor. Ama biraz yavaşız. Ona skill alacağız.
Abi çok çok fena olmuş bu adam. Vallahi çok güzel. Ya vallahi şimdi devam edip oynayasım geldi bu adam. Yemin ediyorum. Böyle şıkır şıkır ilerleyeceğiz yani. Bir maksimum itemlerle yani ilerleyen bölümlerde falan daha zor olabilir ama dayanıklığımız çok kötü. Tıkatmamız gerekiyor. Çok fena yiyor bu adam ama onu halledeceğiz. Biraz dikkatli olacağız. Bizim adamım dayanır. Şöyle hatta F1'e geçip adamımıza da şöyle F1'den bakın böyle hilleyebilirim onu. Şu nasıl vuruyormuş bunu? Bu da vuruyor ama şöyle adamımızı hilleyebiliriz yani. Bakın onu hilledim hemen. Bunu devam edelim. Biraz şöyle yapabilirsiniz. Örneğin Tardrasha takarsan buna çok iyi olur. Bunu çıkarıp armor olarak. Çok yüksek dayanıklık veriyor o. Veyahut da bu Necron'un setini bile koyarım buraya. Çok yüksek bir dayanıklığa ulaşabilirim. Zaten damage oldukça iyi. Yani o armor değişebilir arkadaşlar. Yani çok da hatta çok da bir elzem bir durumu yok. Ama bize Paladin'in kendi armorunu en azından kullanıyorum ben. Yani daha iyi olabilir. Bir süremizi bir kontrol edeyim ben bir saniye. 31. Şu ilk görevi de yapıp bitirelim. Ondan sonra videomuzu sonlandırırız. Bunların hepsi dilin arkadaşlar. Hiç şansları yok bunların. Yani hiç şansları yok. Şunlar da Undead. Onlara da acayip fena vuruyoruz zaten. Abi tek atıyor. Şöyle devam edelim. Evet, vigor lazım bu adama. Yani hızı fena değil de arada bir koşma skilline geçmem gerekiyor. Level aldım, ilk yapacağım iş o olacak zaten. Onu açacağım. Siz onu önce açın. Her yer adamımızı rahat kasın. Sonradan bunlara da yüklenirsiniz. Ben çünkü ters yaptığım için, adamı yani kasmadığım için direkt adamın skill'i sıfırladım ve başladım. Yoksa şöyle bir güzel bir enigma armorumuz olsa da şöyle bir ışınlansak falan ama o zaman bu adam kral. Evet. Abi ben görevimi yaptım, gidebilirik adam buradan dedi. O yüzden ben de görevimi yaptım abi, siz de bunu anlattım. Tabii işin esprisi arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi önerilerinizi, yorumlarınızı, farklı bir şeyleri istiyorsanız da onları lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. Ben bu adamdan çok memnun kaldım. Neymiş abi bu bildiğiniz gibi Fast of Heaven. Biliyorsunuz Diablo 3'ün bir skill aslında bu ama burada çok daha baba çalışıyor, ondan emin olun. Bir de şöyle gözünüzün ucunda bir abone butonuna şöyle bir göz kırparsanız çok da memnun etmiş beni olursunuz. Dediğim gibi yorumlarınızı merak ediyorum ve bekliyorum arkadaşlar. Bu Paladin Build'den yani yeni 2.4 patch Paladin Build'den bu şekildeydi. Ben çok memnun kaldım. İnşallah siz de denerseniz de ben de memnun kalacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Tabii şunları falan biraz daha oyunu başlatıp olmanız zor ama en azından bu adam iyi çalışıyor. Benim bu adam itemlarım orta, maksimum değil. Maksimum olduğu zaman da bu adam bence Hammer kadar da iyi olacağına ben inanıyorum. Arkadaşlar burada videomuzu sonlandırıyoruz. Başka bir oyun videosu diyeyim. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.